Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Yine bir video ile karşınızdayım. Bugün ne konuşacağız? Bugün Polonya'ya göç etmeye değer mi, değmez mi? Bundan bahsedeceğiz. Bazen böyle Instagram'dan sorular geliyor ya da işte YouTube'da videoların altına yorum olarak geliyor. Polonya'ya gelmeyi düşünüyorum. İşte sizce şu nasıldı? Tam olarak her şey değil ama iyi ve kötü olarak iki gruba ayırıp anlatmak istediklerimi anlatacağım. Artık gerisini de size bırakacağım. Ondan sonra yani gelip gelmemek size kalmış olacak. Önüme de notlarımı aldım. Böyle başlık halinde unutmamak için. Şimdi başlayalım. Polonya'ya daha doğrusu göç edip etmemekle ilgili bir insanı bence bir yere taşınma konusunda en çok etkileyen şey o yerin havasıdır. O yüzden ilk önce şeyden başlamak istiyorum. Polonya'nın havasından başlamak istiyorum. Polonya'nın havası, daha önceki videolarımda da bahsetmiştim zaten. Genelde gri, kapalı, böyle sisli, puslu bir havası var. Bayağı kapalı. Normalde kışlar daha soğuk oluyordu kıyasladığım zaman önceki yıllara göre. Biraz daha böyle kışlar yumuşadı ama hava hiçbir zaman açık olmuyor ve yazında ya hiçbir zaman açık olmuyor derken bazı zamanlar tabii ki güneşli oluyor ama genellikle hava böyle kapalı oluyor. Yazında böyle şey yok. Hani Türkiye'de mesela oluyor ya 3 ay bir yaz var. Hani geliyor yaz, siz o yazı doya doya yaşıyorsunuz. Burada öyle bir şey yok. Yani şeye tamamen havanın şeyine bağlı, böyle kendisine bağlı. Bir sene böyle çok güzel bir yaz oluyor. Diğer sene mesela daha soğuk bir yaz geçiriyorsunuz. O yüzden havası, hele de Türkiye'den buraya taşınacaksanız biraz kötü. Onu söyleyeyim. Hatta bir tane örnek vereyim. Bir arkadaşımız vardı. Burada pilot olmak için gelmişti. Eğitim almak için. Pilotluk okulları var burada. Ama hava hep kapalı olduğu için hiçbir zaman uçuş yapamadı ve buradan gelip başka bir okula, başka bir ülkeye ve başka bir okula gitmeye karar verdi. Yani havası biraz kötü Türkiye ile kıyaslayacak olursak özellikle. İkincisi sağlık. Şimdi ben sağlıktan zaten sürekli şikayet ediyorum. Dünyanın tabii ki başka böyle farklı ülkelerinde bulunmadı. Polonya ve Türkiye'yi kıyaslayacağım şimdi. Türkiye gerçekten sağlık konusunda çok 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 daha iyi. Polonya'da hastaneler kötü. Ondan sonra verilen hizmet kötü, sizinle ilgilenmeleri bile kötü. Böyle derdinizi hani dil bariyerinden bahsetmiyorum ama hani böyle mesela hastasın, işte hastaneye gidiyorsun, birisine muhtaçsın ya biraz böyle merhamet bekliyorsun, biraz şey yakınlık bekliyorsun. Ya burada o anlamda da kötü. Mesela şeye gittik, diyelim ki hastalandınız, acile gittiniz ama ambulans çağırmadan acile gittiniz. O acilde böyle 3-4 saat geçirebiliyorsunuz. Yani böyle bir acil olamaz. Çünkü zaten acile gitme amacı hemen tedavinizin yapılması, teşhisin konulması, yatacaksanız orada yatırılmanız ya da işte ilaç verilecekse eve geri gönderecekseniz o şekilde geri gönderilmeniz. Ama gittiğiniz zaman 3-4 saat bekleyebiliyorsunuz ve bunu bir tek ben söylemiyorum. Burada hangi arkadaşımla konuştuysam farklı milletlerden onlar da aynı konuda şikayette bulundular. Aynı zamanda Polonyalı arkadaşlarımla. Onun dışında bizde mesela özel hastaneler var, devlet hastaneleri var. Burada ben hiç böyle klinikler var, böyle küçük poliklinikler gibi ama büyük özel hastane hiç görmedim. Diyelim ki şunu istiyorsunuz, benim çok param var, hani çok paramdan bahsettim şu, hani durumum iyi, ben devlet hastanesine gitmek istemiyorum, özel hastaneye gitmek istiyorum. Ben daha öyle tam teşekküllü büyük bir özel hastane burada hiç fark etmedim, hiç bulamadım. Hatta bunu özellikle sordum, var mı böyle bir hastane diye, öyle bir hastane olmadığı söylendi. Dolayısıyla sağlık sistemi burada gerçekten kötü ve ilaçları da parayla alıyorsunuz. İlaçlar da aşırı pahalı, onu da söyleyeyim. Türkiye'de mesela bir sigortanız varsa ilaçlar sigortayı karşıladığı zaman oradan yararlanabiliyorsunuz. Ama burada öyle bir durum söz konusu değil. Özel ya da devletten sağlık sigortanız olsa bile ilaçlarınıza para ödemeniz gerekiyor. Bir sonraki madde dil. Bunu zaten hep söylüyorum. Dil öğrenmesi zor bir dil ve lehçeyi bilmediğiniz ve öğrenemediğiniz için Polonyalılarla da çok açıkçası kaynaşamıyorsunuz. Çünkü şöyle, bütün Polonyalılar böyle İngilizce konuşuyor, sular seller gibi demek mümkün değil. Çoğu genç nüfusun da hepsi konuşmuyor. Bir yere gittiğiniz zaman, insanlarla iletişim kurmaya çalıştığınız zaman sen İngilizce konuşmaya çalışıyorsun, onlar seni anlamıyor. Ortalık bir karışıyor yani. Genel hayatta da zaten bunu hemen lehçeden şuraya bağlayayım. Polonyalılar çok böyle sıcakkanlı, bizim gibi değiller yani. Böyle hemen mesela seni sarıp sarmalamaz işte bir şey konusunda yardım istediğin zaman. Hani o an edebilir ama böyle biz hep mesela ben de bunu fark ediyorum. Bizde hep daha şey var böyle ben daha fazlasını göstereyim, daha çok yardımcı olayım. Burada öyle bir şey yok.
Kolay kolay arkadaş olamıyorsunuz. Kolay kolay aralarına giremiyorsunuz. İstisnalar vardır. Şimdi bana şey söyleyebilirsiniz. Hani ben Erasmus'a geldim, işte çok yakınlardı, çok sıcaklardı. Çünkü onlar da bir şekilde, mesela siz nasıl gelip burada bir dilinizi geliştirmek istiyorsunuz, tecrübe kazanmak istiyorsunuz. Onlar da aynı şekilde. O yüzden hani öğrenci olunca Erasmus ortamı falan biraz daha farklılık gösterebiliyor. Ama 4 senedir de çalıştığım, hani burada çalışıyorum zaten. Ona da dayanarak şunu söyleyebilirim ki toplamda 7 yıldır buradayım. Çok sıcakkanlı, çok arkadaş canlısı değiller. Dil de bu anlamda bir bariyer. Zaten dili öğrenebilmek için insanlarla bir ortama girmeniz lazım, konuşmanız lazım. Ama Polonya'da bunu çok gerçekleştiremiyorsunuz. Sizi daha çok böyle kendi başınıza bırakıyorlar, öyle söyleyeyim. Bu yüzden dil hani burada bir bariyer. Hem de Polonyalılardan biraz bahsetmiş olduk. Çok sıcakkanlı. Yani sevimli değil demeyeyim, sevimliler ama çok böyle sıcakkanlı değiller yani. Çok gülerken göremezsiniz. Sonra başka bir madde, yani gene insanlardan biraz gidelim. Irkçılık. Şimdi Polonya'da ırkçılık var. Hatta bununla ilgili bir video yapmıştım. Onu ekrana bırakırım. Linkini siz oraya da gidip bakabilirsiniz. Polonya'da ırkçılık var. Şöyle, ben çok fazla ırkçılığa maruz kalmadım. O da şundan dolayı. Çünkü ben çok fazla yabancı olduğum ayırt edilemiyor benim. O yüzden çok fazla bir ırkçılığa maruz kalmadım. Ama zenciyseniz ya da başörtülüyseniz muhtemelen dikkat çekeceğiniz için bir ırkçılık görebilirsiniz. Yani hani bu böyle size fiziksel bir şiddet olmayabilir belki ama sizi rahatsız edebilir. Hatta iki tane arkadaşım vardı. Bunlar böyle tramvaydan inmiş gidiyorlardı. Bir tane Polonyalı şey demiş hani, çünkü yani hiç Polonyalıya benzemiyorlar açıkçası. Şey demiş hani, evinize gidin, burada ne yapıyorsunuz falan gibi, böyle hani ülkenize geri dönün tarzında. O yüzden böyle eğer çok hani kamufle oluyorsanız çok açık açık bir ırkçılığa maruz kalmayabilirsiniz ama çok belliyse sizin yabancı bir ırktan olduğunuz, ırkçılığa maruz kalabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var, ben bunu hep söylüyorum. Mesela ben birisiyle tanıştığım zaman hiçbir zaman ben onu diniyle yargılamıyorum. Diyorum ki nerelisin? İşte Meksikalıyım, Fransızım, İspanyolum. Ben onu ülke olarak öyle görüyorum. Ama benim mesela bir Müslüman olarak benimle karşılaştıkları zaman beni sadece din olarak görüyorlar. Aa Müslümansın. Nerelisin diyor. Türk'üm diyorum. Aa Müslümansın. Yani o yüzden hani biraz ırkçılık var. Onu da göz önünde bulundurarak gelmenizi tavsiye ederim gelecekseniz eğer. Başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. O da Polonya'da evler. Evler gerçekten pahalı. Ben Łódź diye bir şehirde yaşıyorum. İstanbul'la kıyaslanamayacak kadar hani küçük. Ya bilemiyorum. Hani kıyaslama açısından söylüyorum. Mesela İstanbul'la kıyaslamaya çalışayım. İstanbul'dan çok 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 daha kötü bir şehir. Ama evler İstanbul'dan çok 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 daha pahalı. Buradan bahsetmiştim ben zaten evlerden. Evler bizim klasik Türk evleri gibi değil. Yani böyle hani iki oda bir salon falan, böyle geniş geniş evler değil. Mesela benim kaldığım ev 45 metrekare kadar bir şey. Ben bu eve 1800 zloty kira veriyorum. İşte bunu internette falan girince 1900 diyelim. Ya ben 1900 liraya İstanbul'da çok daha güzel bir evde yaşardım. Yalnız başınıza geliyorsanız belki onu birazcık hani şey yapabilirsiniz. Sorun olmayabilir sizin açınızdan ama diyelim ki karar verdiniz, gözünüz kararttınız, bütün ailenizle birlikte geleceksiniz. Yani işte eşiniz, çocuğunuz. O yüzden biraz daha böyle maddi anlamda durumunuzun iyi olması gerekiyor. Daha rahat bir hayat yaşayabilmeniz için. Yoksa evler küçük ve aşırı pahalı. Onu da söylemiş olayım. Ha, onun da dışında buraya taşınmanın şöyle kötü bir özelliği de var. Tamamen ailenizden, arkadaşlarınızdan, kendi kültürünüzden, dilinizden uzaklaşıyorsunuz. Ya uzaklaşıyorsunuz derken hani uzakta kalıyorsunuz ve bir süre sonra belki bir yıl, iki yıl hani o şekilde yaşayabilirsiniz. Ama bir süre sonra bir özlem başlıyor. Hani özlüyorsunuz. Bir geri dönme ihtiyacı hissediyorsunuz. Çünkü dediğim gibi mesela ben 7 yıldır burada yaşıyorum. Kaç tane Polonyalı arkadaşım var desem belki 2 ya da 3 tanedir. Onlar da zaten belli bir zaman geçtikten sonra İşte bazıları şehir değiştiriyor, bazıları ülke değiştiriyor. En nihayetinde başladığınız yere geri dönüyorsunuz ve yalnız kalıyorsunuz. O yüzden böyle burada yani sadece Łódź de demeyeceğim. Polonya bence, yani bu benim fikrim, sıkıcı bir ülke. Ya zaten havası müsait değil. Hep içeride durmak zorundasın. İnsanlar çok sıcakkanlı değil. Böyle sosyal bir ortam geliştiremiyorsun. Hani sosyal bir ortam, böyle bir arkadaşın olamıyor, bir çevren olamıyor. O yüzden biraz sıkıcı bir ülke. Yani en sonunda sıkılabilirsiniz, onu da söyleyeyim. Hemen devam ediyorum. Şimdi biraz alım gücünden bahsedeyim, Polonya'nın ekonomisinden. Polonya ekonomisi güçlü bir ekonomi değil. Şöyle güçlü diye görebilirsiniz. Türkiye ile kıyasladığınız zaman.
Burada da alım gücü çok düşük. Burada da euro ve dolar yüksek yani. Ama biz şu anda Türkiye olarak çok çok geriye düştüğümüz için, çok kötü olduğu için ekonomimiz, Polonya daha iyi geliyor. Ama burada da mesela sebze fiyatları pahalı. Burada da et fiyatları pahalı. Mesela ben gidip markette 3 tane şey alıyorum, 150 zloty falan tutuyor. Hatta diyor ki ya nasıl olur, nasıl 150 zloty tutar, hiçbir şey almadım diyorum. Bunu şöyle söylüyorum. Almanya mesela, ya bence Avrupa'nın diğer ülkeleri demeyeceğim, hepsini kıyaslayamam ama Almanya ve Avusturya'ya göre bence burası çok çok daha pahalı. Tabii ki şunu söylemeyeceğim, hani göç edecekseniz Almanya ya da Avusturya'ya, belki hani göç etme sebeplerinizden biri de buranın zloty kullanıyor olmasıdır, ama şunu söyleyeyim ki başta belki zorluk çekersiniz ama kıyaslarsak Almanya, Avusturya ya da Polonya arasında, ben Polonya'ya gelmenizi pek tavsiye etmem açıkçası o anlamda. Çünkü alım gücü burada da düşük, bunların da ekonomisi kötü. Hiç böyle de bizim gibi hani böyle bahsedilmiyor, konuşulmuyor ama dediğim gibi bunların ekonomisi de kötü. Öyle güçlü bir ekonomileri yok. Şöyle bir şey var burada. Bizim Türk olarak muhteşem bir mutfağımız var. Yani yemek kültürümüz inanılmaz. Bunun kahvaltısından tutun da işte öğle yemeğine, akşam yemeğine, çorbasına, osuna busuna, tatlısına kadar bir dünya güzel şeyimiz var. Bence dünyanın en güzel mutfağı Türk mutfağı. Tabii hepsini denemedim, karşılaştırmadım ama bence öyle. Karşılaştırdığım zaman Polonya'yla, Polonya'nın mutfağı inanılmaz kötü. Ya birisi bana çıkıp diyecek ki şimdi sen şey yapıyorsun, işte kötülüyorsun, işte ben belki çok yemek seçen biriyim, tamam olabilir. Ama bu sadece ben değilim. Burada tanıdığım herkes, bütün arkadaşlarım Polonya mutfağının kötü olduğunu söylüyor. Çünkü 7 senedir ben Polonya'da hani böyle yiyip de beğendiğim bir şey olmadı. Zaten hani çoğu şöyle bir şey var. Çoğu yemekler zaten domuzla yapılıyor ama domuzla yapılmayanlar da var. Mesela barş çorbası sadece su gibi bir şey, böyle rengi var yani, içiyorsun. Ya da hani pierogi var, bana en yakın şey mantı gibi, biraz daha büyüğü. Onu tamam beğeniyorum ama onun da bir sürü çeşidi var ve tatlısı bilmem nesi var. O yüzden böyle Polonya mutfağında hani ben yedim, bayıldım dedim, hiçbir şey olmadı. Belki sizin olmuştur. Olduysa bana yazın. Belki ben denememişimdir 7 senede. Ama geldiğinizde sizi en çok zorlayacak şeylerden bir tanesi bence yemek kültürü. Çünkü herhangi bir yemek kültürü yok burada. Bunu hep iddia ediyorum. Ve sadece bunu böyle düşünen ben değilim. Çevremdeki Türk arkadaşlarım da aynı şeyi söylüyor. Zaten karşılaştırmıyorum Türk mutfağıyla. Çünkü Türk mutfağı bence muhteşem bir mutfak. Başka bir şey, bu belki sizi çok etkilemez ama Polonya şarkı açısından da çok kötü. Yani inanılmaz kötü şarkılar var. Burada disco polo denen bir mantık var. Şimdi ben tabii disco polo'yu size dinletmek isterdim ama tehlikten dolayı dinletemem. Belki aşağıya bir tane şarkının linkini koyarım dinlemek isterseniz. Gerçekten inanılmaz kötü şarkıları var. Bu disco polo denen şey yani insanı çıldırtabilir. Hatta koyacağım bir tanesini, bir gidin bakın. Çok yaratıcı olduklarını söyleyemem yani şarkı konusunda. Başka nelerden bahsedebilirim? Bir de Polonyalarda şöyle bir sıkıntı var. Ya bu hepsini yani ben genel olarak konuşuyorum ama tabii ki herkes böyledir demiyorum. Biraz yani hani cahil demek istemiyorum ama böyle mesela ben, bizim şimdi Türkiye Polonya'dan çok uzak böyle bir ülke değil ve bunlar çok fazla Türkiye'ye gidiyorlar. Her yazın ben mesela işte nereye gidersem gideyim, birisi diyor ki ben diyor Side'ye gittim, ben Kuşadası'na gittim. Taksici bile, taksi şoförü bile bunu söyleyebiliyor. Ben oraya gittim, buraya gittim diye birçok yerinde bulunmuşlar. Ama genelde şunu soruyorlar, siz Arap mısınız? Arapça mı konuşuyorsunuz? Hani bu da beni birazcık artık böyle çıldırtma noktasına getiriyor. Çünkü artık günümüzde internet var, televizyon var ve Türkiye ile Polonya tamam çok böyle birebir ilişkide bulunan ülkeler değil ama siz sürekli Türkiye'ye gittiğiniz için bence zaten insan gitmeden önce ülkenin ne konuştuğunu, işte ırkın ne olup olmadığını bakar yani. Bunlarla böyle seni görünce bir işte Arapça konuşuyor musun, şu Arapça şeyi okuyabiliyor musun diye böyle bir şeyi var, sizi sıkıntıya sokabilecek. O yüzden bir de o anlamda birazcık cahil buluyorum ama tabii söylediğim gibi hani bunu herkes için söylemiyorum, herkes böyledir demiyorum. Ama bugüne kadar genellikle karşılaştığımda hep böyle oldu. Sen Arapça konuşuyor musun, Arap mısın diye dendiği için bir genellemeye gidiyorum. Başka bir şey, Polonya'da bürokrasi. Şimdi yabancı olarak burada gidip yabancılar ofisinde oturum iznine başvurmanız gerekiyor, oturum kartı almanız gerekiyor. Çalışma izni almanız gerekiyor. Ve buradan bürokrasinin inanılmaz yavaş olduğunu söyleyebilirim.
oturma, sadece oturum kartının çıkması. Tabii Türkiye'de bu süreci bilmiyorum. Çünkü Türkiye'de hiç böyle bir girişimde bulunmadım haliyle Türk olduğumdan dolayı. Ama burada oturum kartının çıkması 6-7 ay falan sürüyor. Ha, belki sorunla karşılaşırsınız, daha da fazla olur. Ya bu her zaman illa sorunla karşılaşmanıza da gerek yok. Diyorlar ki ofislerimiz inanılmaz yoğun, 7-8-9 ay sürüyor. İnanılmaz uzun sürüyor. Dolayısıyla eğer vizeniz yoksa o 7-8 ay boyunca siz Polonya'da hapsolmuş oluyorsunuz. Çünkü oturum kartı olmadan ülkenize gidebilirsiniz Türkiye'ye ama geri gelemezsiniz. Çünkü gelişte soracaklar vizeniz nerede. Başka Avrupa ülkelerine giderken, Almanya'ya giderken her zaman polis seni durdurup oturum kartı ya da vize sormuyor. Ama yakalanırsanız cezası büyük. O yüzden Polonya'da hapsolmuş olarak kalıyorsunuz. Bir de burada çok fazla şey yok, numaratör yok. Oturum dairesine gidiyorsun, hani ben böyle tıklayayım, bana bir numara versin. Bankadaki mantık yani beklersin o numarayı. Burada öyle bir mantık yok. Çok böyle eskiden kalma bir liste. Hatta Ukraynalılar burada çok. Ukraynalılar şey yapıyor, ne yapıyor? Bir tanesi para alıyor herkesten. Herkes için erkenden geliyor, adını listeye koyuyor. Sen gidiyorsun sabah 8 diyelim. İşte diyorsun ki 3 kişi var, ne güzel, ben 3. olacağım. Önüne bir liste koyuyorlar. Listede 50 kişi var. Akşama kadar orada vaktini geçirmek zorunda kalıyorsun. O yüzden gerçekten bürokrasi inanılmaz yavaş burada, inanılmaz kötü. Çalışma iznine ben kendim başvurmadım. Ben bunu bir önceki videomda da bahsetmiştim. Buraya nasıl geldiğimi anlattığım videomda. Çalışma iznine ben kendim başvurmadım ama çalışma izni çıkana kadar çalışamadığım için 6-7 ay falan beklemiştim. Artık hatta ümidi kesmiştim, tamam olmayacak diye. Ve çalışma iznini almam, sadece çalışma izni 7 ay sürmüştü. Ve bizim şirkette şöyle bir sistem var. Diyelim ki terfi oldunuz. Terfi olduktan sonra bir sonraki terfi için yeniden bir çalışma iznine başvuruyorlar. Çünkü işte rakamlar değişiyor, işte sizin seviyeniz değişiyor. Ve her seferinde tabii ben o sürede yine çalışıyorum ama o terfinin kağıda geçmesi, sisteme geçmesi 6-7 ayı buluyor. Çünkü bürokrasi dediğim gibi burada inanılmaz, inanılmaz uzun. Onu da bilerek gelin yani. Tabii şunu da söyleyeyim. Çalışma izninden bahsederken eğer Polonya'da öğrenciyseniz ya da üniversiteyi bitirdiyseniz, mezun olduysanız çalışma iznine de gerek yok. Ama ben videoyu şöyle hayal ediyorum. Yani sizi şöyle hayal ediyorum. Üniversite bitirmemişsiniz, hayatınızın bir kısmı Türkiye'ye geçmiş ama oradan çıkıp Polonya'ya göç etmekten bahsediyorum. O yüzden eğer gelirseniz bu şekilde bir çalışma izninize ihtiyacınız olacaktır. Ama öğrenciyseniz ya da burada üniversite bitirdiyseniz çalışma iznine ihtiyacınız olmayacaktır. Aklıma gelen kötü şeyleri sıraladım. Ya bu liste uzayabilir, daha sonra muhtemelen aklıma başka şeyler de gelecek ya da belki sizin aklınıza benim söylemediğim şeyler gelir. Hani dediğim gibi liste daha da uzayabilir ama şimdi burada onu bitiriyorum, bu kötü kısmı. Bir de Polonya'ya neden taşınmalıyım? Hani ne iyi Polonya'da? Ondan bahsetmek istiyorum. Birincisi benim en çok sevdiğim şey kurallar. Burada kurallar böyle tıkır tıkır saat gibi işliyor. Mesela yaya yolunda. Ben adımımı attım, araba durur. Eğer kırmızı ışıkta ben geçersem polis görürse ceza yazar. Kimse alkollü araba kullanmaz. İnsanlar inanılmaz alkol tüketiyor ve alkolün ucuz olduğu bir ülke ama kimse alkollü araba kullanmaz. Bunlar da şeyden değil hani. İnsanların böyle kendiliğinden bütün kurallara uyuyor olmasından dolayı değil. Yani bu onların karakteri olmayabilir ama yaptırım olduğu için ülkede yakalanırsanız, alkollü araba kullanırken yakalanırsan ehliyetini alacaklar. Bir daha yakalanırsan bilmiyorum ne olacak. Hani ya o yüzden böyle hani şey olduğundan dolayı, kurallar böyle yaptırımlara çok sık olduğundan dolayı insanlar bütün kurallara uyuyor. O yüzden o anlamda rahat bir ülke ve ben inanılmaz seviyorum o kurallar olayını. Doğası, havasından bahsettim. Havası kötü dedim ama doğası yani çok böyle aşırı yeşil bir ülke. Yani belki hani çok uzun süre yaşarsanız belki bir süre sonra sıkılırsınız. Hani bazen biz şey diyoruz, bu sıkılma değil tabii ama mesela yolda bir yere seyahat ederken gidiyoruz, manzara hiç değişmiyor. Her tarafımız orman böyle. Tabii ben onu seviyorum ama belki sıkılabilirsiniz yani ondan bahsediyorum. Bazen şey diyoruz, yani bunlar da iyice abartmışlar ormanı, her yer yeşil. Şimdi bu her yerin yeşil olması, işte parklarının, bahçelerinin, mesela benim evimin hemen karşısında park var. Biraz böyle 5 dakika yürüsem, 10 dakika yürüsem orman var. Böyle gerçekten yeşillik, doğası güzel olan bir ülke. Ama havası kötü olduğu için böyle çıkayım parkta gezeyim, işte oturayım arkadaşlarımla vakit geçireyim demek yani
Hani onu yapmak biraz zor. Havası kötü olduğu için, bayağı soğuk olduğundan dolayı ya da yağmurlu olduğundan dolayı soğuk olmasa bile. Ama onun dışında yeşil bir ülke, böyle içinizi açan güzel bir doğası var. Buranın tabii ki bu sadece Polonya özelliği. Avrupa'da bulunmanın bir güzelliği var. Her yere seyahat etmek çok kolay. Birincisi, burada diğer Avrupa ülkelerine giderken vize almanıza gerek yok. Çünkü yani vizesiz her yere seyahat edebiliyorsunuz. Almanya'ya gitmek istersen çat diye Almanya'ya gidersin, yani vizeye ihtiyacın yok. Ve şöyle şeyler var. Buradan biletler farklı yerlere çok çok ucuz biletler bulabiliyorsun. Çünkü buradan Wizz Air var, Ryanair var. Bunlar böyle daha hani ucuz hava yolları olduğu için uçuşta tabii ki çok ucuz biletler bulabiliyorsunuz. Hele yolculuğunuzu biraz önceden planlarsanız ve bilet aramaya başlarsanız çok çok daha böyle düşük fiyatlara bir yerlere seyahat edebilirsiniz. Mesela böyle örnek vermem gerekirse, bundan birkaç yıl önce Brüksel'e gitmiştim, Belçika'ya. Ya bileti böyle ucuz bir fiyat almıştık yani o. 15-20 zloty mi öyle bir şeydi. Ya da Litvanya'ya gitmiştik otobüste, gene 15 zlotiye bilet bulmuştuk. Tabii bu sadece hani Polonya'nın değil aslında, başka bir Avrupa ülkesine de gitseniz aynı şeyden yararlanabilirsiniz. Hem çok fazla işte seyahatte şey yapışamıyorsunuz, ucuz bilet bulabiliyorsunuz. Hem de vizesiz olduğu için masraflarınız yarı yarıya düşüyor. Bu da Polonya'nın güzelliklerinden biri. Gelmek isterseniz bunu göz önünde bulundurabilirsiniz. Bir başka özellik, kimse kimsenin işine karışmıyor. Ne giymişsin, kiminle yaşıyorsun, saçın sarı mı pembe mi, ondan sonra dövmen mi var, yüzünde dövmen yok mu, işte hani hiç kimse hiç kimsenin işine karışmıyor. O kadar şeysin ki, özgürsün ki, yani hiçbir baskı hissetmiyorsun. Bunu böyle tabii belki hani bir Polonyalı'nın gözünden baktığım zaman da bence öyle. Çünkü ben arkadaşlarımla da konuşuyorum. İşte erkek arkadaşıyla yaşayan arkadaşım da var. Hiç bugüne kadar ailem bana karıştı, çevrem bana şunu söyledi, böyle bir baskıya maruz kaldım falan gibi bir şey hissetmedim. Hiçbir zaman söylemediler. O yüzden Türkiye'yle kıyasladığım zaman bu anlamda çok çok daha iyi burası. Bir mahalle baskısı yok burada. Ama şey, hani ya gerçi evet, burada belli bir mahalle baskısı yok yani, rahatsınız. Başka bir şeyden bahsedeyim. Çalışma saatleri. Polonya'da çalışma saatleri 8 saat. Diyelim ki ben 8 saatin dışında bir saat geçirdim ofiste. Hemen benim onu sisteme kaydetmem gerekiyor. Bana onu mesai olarak, para olarak geri ödüyorlar. Ya da diyorlar ki işte bugün bunu kullan, hani sistemde dursun bu. Önümüzdeki haftalarda işin çok yoğun olmadığı bir gün işten bir saat daha erken çıkabilirsin. Kimse sizi 8 saatten fazla çalışmaya zorlayamaz. Kimse sizi yapmanızı istemediniz. Mesai yapmanız gerekiyor ama siz diyorsunuz ki ya benim hani bugün işim var, mesai yapamam. Bu yüzden hani kimse sizi orada tutamaz ve daha sonra da hani bu karşınıza gelmez yani. Ben sana işte bir saat mesaiye kaldırmıştım ama sen kalmamıştın falan gibi böyle bir mevzu olmaz. O anlamda çalışma saatleri de güzel, hiçbir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Bir başka nokta, ben öğrenciyim diyelim ya da Polonya'ya taşınıyorum ya da Erasmus'a geldim. Yurtta kalmıyorum da ev tutacağım. Ama şimdi bütün hayatımı burada geçirmeyeceğim için ya da burada uzun kalmayı planlamadığım için eşya almak istemiyorum. Onun bir güzelliği var. Burada evler eşyalı. Bizim tuttuğumuz ev de eşyalıydı. Eksik olduğu zaman da gidiyoruz, ev sahibine diyoruz ki şu eksik. İşte ya kendisi alıyor bize ya da diyor ki siz alın, bana fişini gönderin, ben kiradan düşeyim. Yani o yüzden buraya geldiğinizde sıfırdan bir ev düzmenizde, işte eğer gitmek isterseniz, başka bir yere taşınmak isterseniz, ben bunları ne yapacağım derdi yok burada. Evler zaten eşyalı, ihtiyacınız olduğu zaman da ev sahibinden eşya isteyebiliyorsunuz. Bazı ev sahipleri inanılmaz cömert, inanılmaz iyi. Onlar hani böyle istediğiniz zaman tabii ki makul şeyler kabul ediyorlar. Bazı ev sahipleri de hani biraz daha zor kabul ettirebiliyorsunuz. Bu tamamen şansa kalmış ama genelde evler eşyalı ve sorunsuz bir şekilde isteklerinizi, ihtiyaçlarınızı karşılıyor ev sahipleri. En önemli konu, bence bu gerçekten önemli konu, araba fiyatları. Burada araba fiyatları ucuz. Yani vergiler çok pahalı olmadığı için. O yüzden araba fiyatları burada, hani ev fiyatları dediğim ya, ev mesela çok pahalı ama araba fiyatları da bir o kadar ucuz. Her bütçeye, her ihtiyaca göre kolaylıkla araba bulabilirsiniz. Araba konusunda hiç sıkıntı yaşayacağınızı düşünmüyorum. Türkiye'de bir sorun vardı. Böyle ben çok orada üniversite okurken hep otobüsü beklerdim ve otobüs asla vaktinde gelmezdi. Burada nüfus çok fazla olmadığı için, yollar da böyle çok kalabalık olmadığından dolayı otobüs saatleri böyle
bellidir. Duraklarda yazar saatler ve o saati 1 dakika, 2 dakika belki hani çok ekstra bir şey olduysa geçirir ama genelde otobüsler tam saatinde gelir. Tramvaylarda keza öyle ama bazen hani dediğim gibi istisnai durumlar olabiliyor. Tramvay bozulursa, bir şey olursa geç gelebiliyor ama onun dışında genellikle otobüsler ve tramvaylar tam saatinde gelir. Yani hiç beklemenize gerek kalmaz. Bir başka şey, Polonya'da internet inanılmaz hızlı ve ucuz. Ben şimdi teknik olarak size bizim internetin ne kadar hızlı olduğunu söyleyemeyeceğim ama şunu söyleyeyim. Ayda 66 zloty gibi bir şey ödeyip sınırsız internet kullanıyorum. Ve ben işte ailemle konuşmak istediğim zaman onlar şunu söylüyor. Aa, bizim internet çok yavaş, biraz bekle, hani hızlansın falan, herkes internetini kapatsın, tek bir telefon kullanalım. Ben burada hiç öyle bir sorun yaşamadım. Birim fiyatı olarak çok çok daha ucuz. Bir başka şeyden bahsetmek istiyorum. Bisiklet. Ben de kendim bisiklet kullanıyorum. Yazın hatta hava güzel olduğu zaman iş yerine bisikletle gidiyorum. Bir de bu şeyle alakalı, hani çok uzakta yaşamıyorsanız otobüs beklemektense hem de biraz hareket olsun diye hemen hemen herkes bisiklet kullanıyor. Buradaki bisiklet yolları güzel. Her yere yani böyle bisiklete gidebilirsiniz. Ve bisikletlerde şöyle bir şey var. Herkesin bisikletinde ve servis var. Mesela araba sürüyorsunuz ya, trafik oluyor. Bisiklet yolunu ve yaya yolunu kapatmıyorsunuz. Onu kapatırsan adam zaten sana böyle bir hani parmağını sallıyor, niye bisiklet yolunu kapattın diye. Kimse de yapmıyor yani. Bisikletle sizi giderken hiç kimse taciz etmiyor. Hiç kimse korna çalmıyor. Dediğim gibi her yere kadar da böyle bisiklet yolları var. Bütün şehri, ya hani her yerinde bulunmadım bisikletle ama hemen hemen bütün şehri bisikletle de gezebilirsin. Yani öyle söyleyeyim. Bisiklet kullanma açısından güzel bir ülke. Bu belki söyleyeceğim şey daha çok erkekleri ilgilendiriyor ama Polonya'nın kızları inanılmaz güzel. Şimdi ikinci söyleyeceğim de belki kızları ilgilendiriyordur. Hani biraz şey olacak böyle ama erkeklerde kızlar ne kadar güzelse erkeklerde o kadar yakışıklı değil. Yani inanılmaz güzel kızlar. Ben hatta bazen böyle görüyorum, işte normal sokakta gördüğüm kız, şöyle değerlendiriyorum. Diyorum ki ya bu kız Türkiye'de olsa, bir bunu keşfetse hani bugün oyuncu ya da şarkıcı ya da manken. Ama burada o kadar güzel kızlar böyle gördüğüm zaman, işte kasada çalışıyor. Diyorum ki ya bu kız Türkiye'de olsaydı manken olmuştu ya da oyuncu olmuştu. O yüzden kızları çok güzel. Erkekler de böyle hani çok yakışıklı diyemeyeceğim yani. Bu benim sadece fikrim değil. Etrafımdaki hemen hemen herkesin fikri bu yönde. Alkol fiyatlarından hani bahsedeyim. Burada alım gücünden bahsetmiştim. Dedim ki alım gücü diğer Avrupa ülkelerine göre, yani Avusturya ve Almanya'ya göre daha düşük. Ama alkol fiyatları ucuz yani. Çok ucuz alkol bulabilirsiniz. Size göre Ekrem Hüseyin'e alkol fiyatlarını daha önce videosunu çekmiştim. Onu koyarım. Oradan gidip bakabilirsiniz. İzleyebilirsiniz. Alkol fiyatları ucuz. Yani çok böyle hani sudan ucuz valla alkol bulabilirsiniz. Yani su daha pahalı, öyle söyleyeyim. Ama tabii bu hani ne kadar sizin buraya göç etmenize sebep olur onu bilemem ama ucuz alkol fiyatları. Şey var, gece hayatı. Türkiye'de hani çok böyle gece hayatın çıktığını biliyorum. İşte fiyatlar şudur budur, hani onu söyleyemem. Öyle bir tecrübem olmadı ama Polonya'dan bahsetmem gerekirse burada gece hayatı da ucuz. Mesela dışarı çıkmak için cebimde benim 200 lira ya da yani 200 zloty, 300 zloty olmasına gerek yok. 50 zloty ile de gidip hani gece eğlenebilirsin. Hatta daha düşüğüyle de eğlenebilirsin. Çünkü bu herkesin harcamasına göre değişiyor. Herkesin alkol kullanmasına göre değişiyor. Kullanıp kullanmamasına göre. Ama bazı kulüpler böyle şey, paralı. Ama onlar için de gece cadde var burada. Kulüplerin bulunduğu cadde. Sokakta hostesler dolanıyor. Onlar sana böyle şey veriyor. Kupon değil de böyle bilet gibi bir şey veriyor. İlk içki mesela bedava oluyor. O yüzden böyle dışarı çıkmak burada bence sadece gece değil, gündüz de daha kolay. Ondan da bahsedeceğim ama gece hayatı bence Türkiye'ye kıyaslandığı zaman çok daha ucuz. Bir de şundan bahsedeceğim. Ben mesela yazın Türkiye'ye geliyorum. Türkiye'de dışarı çıkmak için zaten kafadan benim bir yol parasına ihtiyacım var. Bir 20 lira falan gidiyor kafadan yol parasına. Hiçbir şey yapmadan. Yani sadece yola gidiyor. Burada onu hiç hissetmiyorum. Benim cebimde sadece 20 zloty olsa da gidip bir yerde kahve içebilirim. Çünkü hani tabii İstanbul büyük de bir şehir. O hani ayrı bir yer, onu bir başka bir yere koyuyorum ama burada o 20 zloty ile şehir de küçük olduğundan dolayı bir yerden bir yere yürüme mesafesinde gidip kahvenizi, çayınızı içebilirsiniz yani. Ondan da biraz size rahatlık veriyor. Birazcık konforlu bir şehir, onu da söyleyeyim. Şimdi şöyle... Bu aslında çok iyi bir özelliği değil ama eğer sakinlik seviyorsanız, yani iyi bir özelliği değil derken şöyle kişiye bağlı. Ben sakinlik seven bir insanım. Çok fazla trafik olmasını istiyorum şehirde.
O zaman Polonya'dan memnun kalabilirsiniz. Tabii bu şehirlere göre değişiyor. Varşova başkent olduğu için daha kalabalık, daha metropol ve daha fazla trafik vardır. Ama mesela Łódź'dan bahsedelim. Belki Łódź'ü tercih ederseniz Łódź şöyle daha sessiz, sakin, böyle insanların hani hep kendi halinde olduğu bir şehir. Trafik de çok fazla yok ama yani diyelim ki bir yerleri tamir ediyorlar. Tamir tadilat çok uzun sürdüğü için biraz trafik olabiliyor. Yollarda biraz sıkıntıya düşebiliyorsunuz ama onun dışında sessiz, sakin. Hani eğer seviyorsanız buraya taşınabilirsiniz o anlamda. Ama onu da şöyle söyleyeyim. Bu sessizlik ve sakinlik bir süre sonra canınızı sıkabilir, sıkılabilirsiniz. Onu da göz önünde bulundurmanız gerekiyor. Bence en önemli nokta bir kadın olarak Polonya gerçekten güvenli. Yani ben gecenin bir vaktinde de sokağa çıktım, sabahın köründe de çıktım. Başıma hiçbir şey gelmedi. Yani gerçekten başıma hiçbir şey gelmedi. Parkta da yürürüm, ormanda da yürürüm. Çünkü burada ormanda yürüyüş yolları var. Bugüne kadar başıma ne birisi bana laf attı, ne birisi işte beni rahatsız etti. Hiç öyle bir olayla karşılaşmadım. Belki hani böyle maalesef o hani son zamanlarda çok böyle Türkiye'de de sıkıntı yaratmaya başladı. Belki daha öncesinde de vardı ama bugünlerde çok daha fazla duymaya başladık. İşte tacizdir, odur budur, hani çok bahsetmek istemiyorum, can sıkıcı olaylar. Ama burada hiç öyle bir şey duymadım inanın ki ve hiç benim de başıma gelmedi. Ben gece işten ya da gece dedim, hani akşam bir yerden dönerken kulaklığımı takıp yolda kendi başıma yürüyebiliyorum. Hiç de arkama dönüp bakmıyorum. Acaba birisi peşimden geliyor mu? Acaba birisi beni takip ediyor mu? Ne giymiş olursanız olun, bunu zaten bahsetmiştim. O anlamda bir kadın olarak hani Polonya'da yaşamak beni hiç sıkıntıya sokmuyor. Hiç böyle endişelenmiyorum. Hatta son zamanlarda şöyle bir şey oldu. Ailemle konuştuğum zaman onlar bile şunu söylüyor hani bazen. Yani işte özlüyoruz seni tabii ki ama bazen orada olman bizim açımızdan daha iyi oluyor. Çünkü güvende olduğunu biliyoruz. Bunu çok genellemeyeceğim ama bir kadın olarak şöyle söyleyeyim ki burası güvenli bir ülke. Başınıza bir şey hani gelme ihtimali epey bir düşük. Öyle söyleyeyim. Şimdilik benim sıralamak istediklerim, söylemek istediklerim bunlar. Hani ben zaten söyledim, çok daha fazlası vardır muhtemelen ama benim aklıma gelenler bunlar. Şimdi şöyle söyleyebilirsiniz. Hani Polonya'nın iyi şeylerinden bahsettin, kötü şeylerinden bahsettin. Ama bir sürü kötü şey sıralamana rağmen sen Polonya'da yaşıyorsun, hani ne alaka diyebilirsiniz. Ya açıkçası şöyle, ben biraz karnım nerede doyuyorsa, nerede para kazanıyorsam orada yaşamayı tercih ettim. Ha Polonya'da sonsuza kadar kalır mıyım? Bundan sonra ömrümü burada geçirir miyim? Bu hani çok böyle planladığım bir şey değil. Bilemiyorum daha kaç yıl burada kalırım, gider miyim? Hani bunlar hep böyle yaşadıkça öğreneceğim şeyler. Ama buraya gelmemin sebebi ben bir önceki videomda Polonya'ya nasıl geldiğimi anlattığım videomda bahsetmiştim zaten. 2011 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden mezun oldum. Staj yerleri aradım, işte başvurduğum yerler oldu. Hani gideyim çalışayım, para kazanayım. Çünkü benim de böyle kendimce hayallerim vardı. İşte mesela bir firmada masa başı bir iş yapmaktansa çok daha farklı bir şey hayal etmiştim kendim için. Ama her zaman öyle olmuyor. Böyle hayallerim vardı. O hayalleri kovalamak adına üniversiteden mezun olduktan sonra gidip işte bazı şirketlere başvurdum. Mesela örnek vermem gerekirse, acı bir örnek bu. TRT. TRT'ye gittiğim zaman orada stajyer olarak çalıştım birkaça ve karşımda oturan insanlar böyle benden çok daha büyük, işte orada daha uzun süre kalmış çalışmış insanlar bana şunu söylüyordu. Yani buraya bir TRT'ye bir kafa atarsan kimse seni kovamaz. İster işe gel ister gelme kimse karışamaz. Ondan sonra işte benim oğlum kızım dershaneye gidiyor, oradan şu kadar işte indirim yapıyorlar falan. Şimdi ben karşısında bir stajyerim, daha yeni mezun olmuş, çok heyecanlı, iş aramaya çalışan, iş bulmaya çalışan birisiyim. O da bana, ben çalışmıyorum ama yani paramı da alıyorum. Keşke sen de buraya kapağı atsan gibi bir şey söylüyordu. Şimdi ben onları gördükçe ve çalışmama, uğraşmama rağmen bir yerlere gelemedikçe umudum kırıldı. O yüzden Polonya'ya taşındım. Polonya'ya da taşınmamın sebebi burası benim bütçeme daha uygun olmasıydı. Yani bir gün hani Türkiye'nin mesela böyle ekonomisinden bahsedecek olursak bugün gerçekten kötü ama 2008'den sonra böyle bir kötüleşmeye gitti. Eğer o kötüleşme olmasaydı belki ekonomiyi sabit tutabilselerdi Polonya ile Türkiye'yi kıyaslayamam bile. Yani Türkiye çok 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 daha iyi bir ülke Polonya ile kıyaslandığında. Ama dediğim gibi şu an bizim ekonomimiz kötüye gittiği için, sistemde bazı sıkıntılar çıktığı için dolayısıyla taşınmak zorunda kaldım, iş bulamadığımdan da dolayı. Buraya gelmemin, yaşamamın, burada yaşamamın sebebi Polonya'yı çok sevdiğim için değil.
Çünkü dediğim gibi ben Polonya'yı sıkıcı buluyorum ama burada para kazandım. Burada bir şekilde hayatımı idame ettirdiğim için ve mesela aynı işi Türkiye'de aynı şartlarda bulamayacağım için. Yani birisi bana sen niye Türkiye'ye dönmüyorsun dediğinde ben bunu söylüyorum. Hani şu şartlarda şu kadar parayı veren bir firma bulursam döneyim ama öyle olmuyor. O yüzden burada yaşıyorum. Hani şunu söylemeyin. Ya sen bir sürü şey sıraladın ama kendin Polonya'da yaşıyorsun diye. Her ülkede olduğu gibi buranın da iyi şeyleri var, kötü şeyleri var, kötü yönleri var, iyi yönleri var. Ben sadece size sıraladım. Hani buraya taşınıp taşınmamak, burada yaşayıp yaşamamak tamamen size kalmış. Ben buraya gelirken tek başıma kalktım geldim. Yani peşimde sürükleyeceğim bir ailem yoktu hani buraya gelirken. O yüzden benim açımdan daha kolay oldu. Ama bazen görüyorum insanlar çocuklarıyla, işte eşleriyle taşınmak istiyor. Eminim ki çok çok daha zor olacaktı. Ha, eğer soracak olursanız Polonya'yı tavsiye ediyor musun diye. Ben iyi ya da kötü yönlerini size anlattım zaten. Siz ona göre kendiniz karar verebilirsiniz. Ama benim size tavsiyem Polonya'ya gelip yerleşmemek, Polonya'yı bir basamak olarak kullanıp buradan başka bir ülkeye kaçmak. Yani bence yapabiliyorsanız bunu yapın. Gerçekten bence Polonya'da hani böyle kendimi de düşündüğüm zaman çok böyle uzun uzun bir hayat burada hayal edemiyorum. O yüzden ben de bunu size tavsiye ederim. Gelip burayı basamak olarak kullanıp daha sonra başka bir ülkeye kaçabilirsiniz. Bir de bir şey söyleyeyim. Bazen görüyorum böyle yazıyorlar, işte bazı firmalarla anlaşmışlar, işte buraya gelip yaşamak istiyorlar, şu kadar para alıyorum, hani geçinebilir miyim falan diye. Polonya'da asgari ücret 1600 zloty diyebiliyorum. Ama genelde 1600 zlotyye çalışan insanlar yok, çoğu 2000 zloty alıyor. Ama siz kalifiye bir eleman değilseniz, mesela kalktınız, gözünüzü kararttık, Polonya'dan, Türkiye'den Polonya'ya geldiniz. Ama kalifiye bir eleman değilsiniz, şöyle düşünün. 2000 zloty ile 2000 lirayla Türkiye'de geçinmek ne kadar kolay olacaksa 2000 zloty ile de Polonya'da geçinmek o kadar kolay olacaktır. Yani buradan söylemek istediğim çok kolay olmaz. Zorlanırsınız. O yüzden böyle gözünüz kapalı her işe atlamayın. Biraz böyle işte artılarını eksilerini tartıp ona göre karar verin. Öyle gelin derim. Söylemek istediklerim hepsi bu kadar. Yine çok konuştum, çok fazla konuştum, farkındayım. Ama dediğim gibi benim size tavsiyem burayı bir basamak olarak kullanıp başka bir ülkeye, sizin için daha rahat yaşayabileceğiniz, şartları buradan çok çok daha iyi olan bir ülkeye gitmeniz. Polonya basamak olması açısından iyi ama uzun süre yaşamak açısından bence iyi bir ülke değil. Bu kadar. Artık bitiriyorum. Biraz daha videonun önünde, kameranın önünde durursam çok daha fazla konuşacağım. Aklıma gelenlerin hepsi bunlar. Umarım bu video size faydalı olur. Aklınızda sorular varsa ve hala bu video içerisinde cevaplanmamışsa bana Instagram adresinden ulaşabilirsiniz. Instagram'ı da buraya bırakıyorum. Ekranın sağ tarafına bırakıyorum. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Ve böyle videoların gelmesini istiyorsanız beni desteklemek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir de ufak bir zil mevzusu var. Oraya tıklarsanız eğer video yüklediğim zaman size bildirim gelir. Bir sonraki videoda görüşene kadar hoşçakalın.